Suudi gazeteci, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı bundan tam bir yıl önce 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik işlemleri için İstanbul'daki Suud Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı, sağ çıkmadı. O gün ve sonrasında bu olayı dünya kamuoyuyla paylaşma konusunda öncülüğü taşıyan gazeteci bir dostumuz, bir üstadımız var, Sayın Turan Kışlakçı. Evet Turan Bey, aslında sizin için dramatik tarafları daha ağır basan ama dünya siyaseti, dünya diplomasisi için mutlaka ayrıntılı olarak konuşulması gereken bir hadiseyi, bir vahşeti tek kelimeyle ifade etmek gerekirse bundan bir yıl önce biz yaşamış olduk. Siz de Türk-Arap Medya Derneği olarak yoğun bir biçimde o gün bugündür esasen üzerinize düşeni fazlasıyla yaptınız. Ama bugün o günü de hatırlayarak bir başlayalım istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hemen ardından da şunu sormak istiyorum. Rahmetli Cemal Kaşıkçı'yı biz hep daha çok, daha doğrusu sizin aracılığınızla tanıdık. Nasıl bir hukukunuz vardı? Ne zaman tanışmıştınız? Bu olay öncesinde en son ne zaman görüşmüştünüz? O olay gününe geriye dönerek kendi hukukunuzla başlamış olalım. Ardından da bu gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın en son yine Washington Post'ta yazdığı makalede de dile getirdiği gibi 11 Eylül olaylarını, o terör hadisesini bir kenara bırakacak olursak bu yüzyılın aydınlatılmaya muhtaç en önemli vahşeti, olayı diyebileceğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Evet. Öncelikle rahmetle anarak sizin Cemal Kaşıkçı'yla hukukunuzla başlayalım. Evet. Cemal Kaşıkçı benim hem dostum hem meslektaşım, hem beraber çalışmıştık. Birçok Orta Doğu'da ziyaret ettiğim birçok yerde denk geldiğim, 15 yıl önce bir konferansta başladı dostluğumuz. Orta Doğu üzerine Arap dünyasında bir seminerde beraber tanışmıştık orada ve o dostluğumuz bugüne kadar, ta şehit edildiği güne kadar hep devam etti. Cemal hakikaten cana yakın, dost canlısı birisiydi. Cana yakın, insanlara saygısı, hürmeti sonsuzdu. Hani birçok gazeteci sorudan kaçar ama Cemal Kaşıkçı hiçbir sorudan kaçmıyordu. Ben Suudi Arabistan'la ilgili, bölgeyle ilgili soru sorduğumda mutlaka cevap verir, mutlaka ona ikna edici delillerle, bildiği konular çerçevesinde buna bir şeyler ekler ve söylerdi. Cemal Kaşıkçı'nın bu 15 yıllık süre içerisinde gördüğüm özelliklerinden bir tanesi, başarılı bir gazeteciydi. Gazetecilik mesleğini her şeyin üstünde tutardı ve hatta şöyle derdi, yeniden dünyaya gelsem gazeteciliği tercih ederdim. Ve gazetecilik ideolojisi olmayanların mesleğidir derdi bana. İdeolojisi olanlar bu mesleği yapamaz, sevemezdi. Ama ideolojisi olmayanların mesleğidir. Evet, bir ideoloji fikriniz olabilir, düşünceniz olabilir, elbette ki de olmalı. Fakat gazeteciliğe ideolojiyi bulaştırmamalısınız diyordu bütün meslek hayatı boyunca. Benim görüştüğümde bu onun sloganıydı ve bunu her zaman da söylerdi. İlginçti, Twitter'daki kendine ait sözü vardı. Bu artık bir slogan haline dönüştü. Kul kelimetuke vemşi. Sözünü söyle ver git. Bir konuyla ilgili bir sözün mü var? Hı hı. Söylemek istediğin bir şey mi var? Onu söyle ve git. Etkisi olur mu, olmaz mı? Hakikatse söylediğin şey ve bunun olması, söylemesi gerektiğine inanıyorsan sözünü söyle ve git diyordu. Bunu slogan olarak Twitter'daki slogan. Twitter'da da her cümlesi, hemen paylaştığı her Twitter'daki her kelime bunu temsil ediyordu. Kemal, Cemal oraya bıraktığı her söz aslında bir sonraki nesle bir mesajdı. Demokrasiyle ilgili, Orta Doğu ile ilgili, bölgeyle ilgili, Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı uyarılar, hemen hepsi geleceğe birer mesaj taşıyor. Sözünü söyledi ve gitti. Allah rahmet eylesin. Evet. Peki gelelim o güne. O gün aslında evlilik işlemleri için girdi, evet, ve oradan bir daha çıkamadı. Evet. Siz nasıl haberdar oldunuz? Siz bunu işte başta Türk kamuoyu olmak üzere dünya kamuoyuna duyuran siz oldunuz. Evet. O günü tekrar hatırlayacak olsak. Şöyle diyeyim. Şimdi Cemal Mayıs ayında, 2 Ekim'den önce Mayıs ayında İstanbul'a bir seminer için gelmişti. Biz onunla görüşecektik fakat benim işlerim yoğun dolayısıyla görüşemedim. Fakat Hatice Hanım, nişanlısı, aradı beni.
O dönemde henüz yeni tanışacaklar. Beni aradı, ya Cemal Kaşıkçı buraya geldi dedi. Ben tanışmak istiyorum. Telefonun var mı dedi. Ben röportaj yapacağım bir dergi adına. Tamam dedim. Telefonu verdim ve Mayıs ayında o konferansta Cemal'le buluşuyorlar. Haziran ayında telefon, Cemal tabii Mayıs programından sonra Amerika'ya gidiyor. Hanımefendiyle artık karşılıklı telefonlar veriliyor birbirine. Ve o 1,5 ay içinde telefonla birbirleriyle görüşüyorlar. Artık bir yakınlık başlıyor. Aslında bir anlamda evlilik niyetlerine de siz vesile olmuş oluyorsunuz. Yani sonraki, evet öyle bir süreç şöyle başlıyor. Aslında o tanışma faslları kendi aralarında oldu. Hı-hı. Ağustos gibi Cemal beni aradı. Ya Türkiye'ye geleceğim ben 2-3 günle. Bu sefer özel bir iş için geleceğim diyor ama söylemiyor bana. Hatice Hanım'la görüşmek için geliyor aslında. Temmuz ayında geldi, 2-3 gün kaldı. Bizim her hafta böyle yaptığımız bir müzik faslı var. O müzik faslına katılmıştı. Orada Hatice Hanım'la birbirlerine böyle mesajlaşmalarını görünce, hatta ben telefonumda da duruyor, görüntüleri çekmiştim. Ya aralarında bir yakınlık var. Galiba bunu Cemal söylemiyor ama böyle bir şey hissediyorum demiştim. Çekmiştim o görüntüyü de. Sonra Cemal'e de gösterdim. Dedim ki ya burada bak siz görüşüyorsunuz dedim. Bir şey mi var aranızda? Güldü. Ya Turan dedi, geçelim başka konuya falan dedim. 3 gün kaldı İstanbul'da ve tekrar döndü Temmuz ayında. Ağustos'un sonu gibiydi. 25-26 beni aradı. Turan dedi, senden bir şey isteyeceğim. Buyur dedi. Hani hatırlar mısın sen bana demiştin. Hani aranızda bir şey mi var? Oluştu dedi. Ben dedi Hatice ile evlenmek istiyorum dedi. Fakat sen benim Türkiye'deki yakın dostum olmam hesabıyla senden bir şey de ricada bulunacağım. Buyur dedim. Kızı babasından sen ister misin? Bana babalık yapar mısın? Abi dedim, sen benden büyüksün. Ben nasıl yapayım böyle bir babalığı falan demiştim. Öyle görüştük. Telefona dedik ki, dedim tamam, yani kızın haberi var mı? Biliyor mu bundan? Var dedi. Tamam dedim, ben yarın arayacağım. Öbürsü gün Hatice Hanım'ı aradım. Cemal böyle bir şey dedi, var mı böyle bir şey? Var dedi. Babanla konuştun mu? Konuştum dedi. Ben de babasını aradım. İşte Cemal kim? Cemal'le olan ilişkilerimi anlattım. Cemal kim? Ben referans oldum babasına. Sonra dedi ki tamam Cemal gelsin o zaman. Burada bir de görüş, ben yaştan dolayı sıkıntılı ama yine bir görüşmek istiyorum dedi. Cemal'e buyur gel dedim. Görüşmek istiyor aile seninle dedim. 10 Eylül ayında, Eylül'ün ortalarında Cemal İstanbul'a geldi. Sonra iki aileyi bir araya getirdik. Bir iki defa görüştüler. 20'lerinde artık karar verildi. Tamam şunlar şunlar olmak şartıyla evlilik olabilir falan diye o süreçler başladı. 22-23'ü. Cemal de o günlerde hem ev alma telaşesi vardı hem de yurt dışına Londra'ya gidip gelecekti. Londra'ya gidip geldi, yani Cuma günü, 2 Ekim'den önceki Cuma, Salı günüydü. 2 Ekim'den önce Cuma günü konsolosluğa gidiyorlar. Konsolosluk evraklar hazır değil diyor. O zaman Salı'ya randevu alınıyor. Salı 2 Ekim öğlen gibi gelip alabilirsiniz diyorlar kağıdınızı evlilikle ilgili işlemler için. Cemal Londra'ya gitmişti. Ben Londra'dayken telefonla görüşmüştüm onunla. Çünkü biz Salı 2 gün sonra da Türk Arap Medya Derneği'nde Orta Doğu ile ilgili bir panel düzenleyecektik. Cemal ana konuşmacılardan birisiydi. Konuyu belirledik. Medya duyuracağımızı söyledik. Tamam dedi. Geldiğinde de haber ver bana dedim. Tamam dedi ve kapattık öyle. 2 Ekim'de geliyor sabah. Hatice Hanım'la kahvaltı yapıp sonra konsolosluğa gidiyorlar öğlene doğru. Biri çeyrek kala konsolosluğa giriyor Cemal. Evraklarımı alıp çıkacağım diyor. Tabii benim haberim yok Cemal'in geldiğinden. Saat 4.30 geçiyordu. Hatice Hanım ve arkadaşı beni aradılar. İşte Cemal'e ulaşamıyoruz. Ben de Türk Arap Medya'nın bir misafirlerimle birlikte oturuyorum tabii. İşte Cemal içeride 3-4 saattir çıkmadı. O anda aklıma şey, ya nasıl olur 3-4 saattir çıkmadı, nasıl çıkmaz? Bir anda telefonla valiliğe haber verdim. Ankara haber verdim, Emrullah İşler Bey'e, Yasin Aktay Bey'e. Emniyete haber verdik, istihbarata haber verdik. Böyle bir olay var, lütfen Ankara'dakiler bunu takip etsin dedik. Ankara'da tabii aradan bir saat geçti, bir haber alamıyorum. Bu sefer ulaşamıyorum kimseye. Telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. Aradan 1,5 saat geçince Hatice Hanım, ya hala çıkmadı, konsolosluk kapandı. Adamlar Cemal içeride değil diyorlar. Nasıl olur dedim. Bu sefer çıkıp ben konsolosun önüne gittim 1,5-2 saat sonra.
Konsolosluğuna gittiğimizde yeni yeni kapatıyorlar konsolosluğu. Tabii Ankara'dan cevap bekliyor. Çünkü Ankara'nın baskısı olmasa çıkarmayacaklar. Oradaki bekçi, nöbetçiye sordum. Nerede Cemal Bora? Hayır dedi. Çıktı dedi. Arka kapıdan çıkıp gitti dedi. Arka kapıdan çıkması imkansız. Çıksa bile arkada mutlaka birileri var. Polis var. Türk polisi var. Hem önde hem arkada. Görür bunu. Böyle bir şey olmadığını da biliyoruz. Medyayı çağırdık. Anadolu Ajansı El Cezire'ye gelmeye başladı. Onlara beyanlar verdi. Cemal şu anda içeride. Biz ta öldüğünü duyduğumuz güne kadar hep Cemal'in içeride... Ne gün o gün? Öldüğünü duyduğunuz evet. Gün? Şimdi 7 Ekim'de ilk dünya duyurduğum gündü benim. Türk Arap Medya Derneği olarak biz yaptık bunu. 5 Ekim'de yani 2 Ekim, 5 Ekim gibi haberler geliyor bize. Kuveyt'ten, oradan buradan biz Suudi Arabistan'a haberler aldık. Onu öldürüldüğü yönde. Üst düzey belli kişilerden anlıyoruz bu haberi. Tabii inanışım yok. Nasıl öldürürler bunu? Nasıl yani elçilikte imkansız, konsoloslukta imkansız gibi düşünüyorum bunu. Cemal'in hala içeride olduğunu ve hatta arka kapıdan çıkarmışsa bile mutlaka bir yerde tutuluyordur diye düşünüyorum. Başka bir eve götürüldü, orada tutuluyor. Ya konsolosun sayın konsolosun evinde ya da başka bir yerde. Fakat 5 Ekim'de haber gelince 6 Ekim'de Ankara'ya teyit ettirmeye çalıştım. 6 Ekim akşamı gecesi saat 11.30-12 gibi haber Ankara'dan şöyle bir haber geldi. Turan Cemal öldürüldü ve barbarca öldürüldü. Bu bilgiye ulaştınız. Evet. Zaten dışarıdan aldığım bilgilerle tam teyit ettirmiş oldum. Ben dedim ben bunu duyuracağım dedim. Tabii o akşam çok sıkıntılı geçti hakikaten bizim için. Çünkü arkadaşınız ölüyor. Doğranıyor sadece öldürülmüyor. Aynı zamanda doğranıyor da paramparça ediliyor vücudu. Sonradan bütün detaylar oluştuğunu zaten. İnsanı kahreden nokta burası zaten. Sabah 11 civarı bütün dünya medyasının huzurunda bütün dünyaya Cemal'in öldürüldüğünü ve vahşice öldürüldüğünü duyurduk. Tabii, tam burada şöyle bir şey yapalım. Tam burada gerçekten de Cemal Kaşıkçı nasıl bir dünya görüşüne sahipti? Türkiye bağlamında baktığımız zaman özellikle Türkiye'nin Arap alemiyle ilişkileri konusunda veya İslam dünyası ile ilgili sizin örtüşen veya ayrıştığınız görüşleriniz var mıydı? Onun dünya görüşüyle ilgili biraz bize hatırlatmalarda bulunur musunuz? Az önce ifade ettim. Cemal hakikaten çok naif biriydi. Cemal'in en güzel sevdiğim özelliklerinden bir tanesi ötekiyle bile çok iyi bağ kurabiliyordu. Her düşünceden insanla rahat oturup konuşup tartışabiliyordu. Karşıdaki onun görüşüne katılmasa bile onunla güzel bir münazara yapabiliyordu. Ve hiçbir zaman bağırarak konuşmazdı. Çok halim selimdi, kendi görüşlerini de çok öz ve tane tane anlatırdı. Karşıdakini de çok iyi dinlerdi. Belki Cemal'i Cemal yapan özelliklerden bir tanesi buydu. En güzel özelliklerden bir tanesi. Ben hatırlıyorum Suudi Arabistan'a gittiğimde Cidde'de dedi ki Orta Doğu'yu Turan tanımak istiyorsan dedi. Bir de dedi bilinmeyenleri bileceksin. Yani burada farklı görüşte insanların olduğunu. Bir gece divan düzenlendi. Arap ülkelerine gittiğinde divanlar vardır. Akşamları insanlar bir yerde toplanır, oturur, gündemi değerlendirirler, konuşurlar, şiir okurlar. Farklı meseleler tartışırlar orada. Divan derler buna. Beni akşam divana davet etti. Gittik. Divanda Suudi Arabistan'ın ünlü sanatçıları var. Komedyenleri var, sanatçıları var. İlk kez denk geldim iki şey var. Suudi Arabistan Komünist Partisi üyeleri. Suudi Arabistan Ateistler Derneği Başkanı. FETÖ'lü birisiydi, gelmişti içeri. Şok geçirdim ya, Suudi Arabistan'da Ateistler Derneği Başkanı mı var dedim. Adam evet dedi, ben dedi onun başkanıyım dedi. Şaşırmıştım. Sonra başka düşünceden insanlar da görünce, ya dedim dışarıdan insanlar Suudi Arabistan'a bakınca Vahabi bir devlet ve farklı düşüncelere hani kesinlikle imkan vermeyen, yaşama hakkı vermeyen bir ülkeye gözü. Tamam doğru, zaten bundan dolayı bunlar görüşlerini ifade edemiyorlar hepsi. Fakat özel divanlarda görüşlerini ifade ediyorlar. İşte Cemal gibi güvenilir insanların yanında kendilerini rahat hissediyorlar. Cemal çünkü her görüşen insanla dedim ya rahat oturup tartışabilen, konuşabilen, kabul etmese bile o düşünceleri onlar rahat bir ortamda bulunup konuşabiliyor. Onlar da seviyorlardı Cemal'i. Oradan Suudi Arabistan toplumunu tanımaya çalışmıştım mesela. Cemal hakikaten o anlamıyla çok iyi tanıyan birisiydi. Ortadoğu'daki bütün toplumları, Suud'un kendi yaşadığı ülkeydi. Tabii aile, Kaşıkçı ailesi Türkiye'de de bilinen bir aile biliyorsunuz. Aslında Türk bir aile.
Kayseri kökenli bir aile zaten kendisi. Biz Türk bir aileyiz diyordu. Babası Suudi Arabistan'a doktor olarak gidiyor. Modern Suud rejiminin kurucusu. Suud bin Abdülaziz'in doktor olarak gidiyor. Daha sonra bütün ailesini Kayseri'den alıp oraya yerleşiyor. Aile büyük özellikleri geldi. Bütün aile fertleri hep tıp alanında kendine bir meslek orası işler. Hemen ailenin %80'i doktordur. Aileden sadece iki farklı insan çıkmış bugüne kadar. Biri Adnan Kaşıkçı, silah ticaretiyle uğraşıyor. Onunla yakınlığı nedir? Tabii amca çocuğu. Hı hı. İkincisi Cemal Kaşıkçı bir gazeteci olarak. Çıkmış. Adnan Kaşıkçı zaten Türk kamuoyunun da o yıllarda çok tanıdığı bir isim. 70'li, 80'li yıllarda bilinen biliyorsunuz. Türk medyasında yakından bildi. Hatta Ajda Pekkan'ın üzerine şarkılar yazdığı birisi biliyorsunuz aynı zamanda. Aman Petrol Canım Petrol konusunun mesela daha birçok şarkı da var. Ve Türk dizilerine konu olmuştur mesela. Kemal Sunal filmlerinde Adnan Kaşıkçı mesela konusu işlenir böyle gündeme gelir. Çünkü hem zengin hem çevresi var. Petrol deyince Adnan Kaşıkçı gelir gündeme. Kıbrıs'ta da çok bilinir mesela Adnan Kaşıkçı. Ve yine Diana'nın eşi. Çünkü teyzesinin kızı Dodi'nin annesiydi. Orada da bir yakınlık var. Orada da bir yakınlığı var teyzesinden dolayı. Teyzesi ünlü bir tıp doktoru, Mısırlı bir iş adamıyla evliydi. İşte ondan Dodi oluyor ve Dodi de işte Diana ile yaşanan meşhur o bildiğimiz hepimiz o olay. Orada mesela da o olayla ilgili hiç konuşmuşluğunuz var mıydı? Konuştuğu konu. Mesela o olayla ilgili rahmetli de nasıl bir kanaat vardı? Yani onun bir cinayet olduğunu söylüyor. Çünkü ben diyor teyzemin kızıyla konuştuğumda yani kendisi de aynı şeyi söylüyor. Bu onlara ulaşan bütün bilgiler o yönde. Orada tamamen bir cinayet olduğunu ifade ediyor onu. Adnan Kaşıkçı'yla peki silah ticareti bir at çünkü Cemal şehit edildiğinde bütün medya bunu gündeme getirmişti. İşte Adnan Kaşıkçı'yla bir var. Cemal çok gizli şeyler biliyordu. Bundan dolayı öldürüldü. Derin şeylere vakıftı. Silah ticareti mi yapıyordu? Mesela bu tarz şeyler Adnan Kaşıkçı'dan dolayı Cemal'e de yapışmıştı. Cemal şu, ben onu sormuştum mesela. Adnan Kaşıkçı'yla çünkü Türkiye'de Adnan Kaşıkçı çok iyi biliniyor. Hı hı. Hatta Adnan Kaşıkçı'nın kız kardeşi de geçenlerde Türkiye'ye gelmişti mesela. O da Amerika'da yaşıyor. Çok zengin bir kadın. O da Cemal'i mesela, Cemal'i bütün aile çok severdi. Çünkü ailede çıkan tek gazeteci, hem entelektüel o anlamıyla. Kayrekseti doktor, iş adamı Adnan Kaşıkçı. Adnan Kaşıkçı her aileden bir tane şey çıkar Turan derdi. Adnan Kaşıkçı ile ilgili. Yaramaz bir çocuk çıkar. Bizim ailenin de yaramaz çocuğu Adnan Kaşıkçı derdi. Yani ben asla onun yaptığı işleri tasvip edemem yani. Silah ticareti, farklı işler yapması. Fakat ailemizin bir ferdiydi ve bütün dünyada saygı duyulan birisiydi. Türkiye'de bile çok seviliyor diyor. Ben geldiğimde herkes Adnan Kaşıkçı ile bilir. Ve Adnan Kaşıkçı ile bayan olduğunu herkese de söylemezdi. Çünkü insanlar Türkiye'de direkt hemen acaba ne iş yapıyorsun diye sorarlardı ona. Bunu da asla tercih etmezdi. Yine bir Türkel Faysal, Suudi İstihbarat'ın eski başkanı. Onunla bir birlikteliği vardı mesela. Ben o zaman da soru ki şehadetinden sonra yine gündeme gelen konulardan bir tanesiydi. İşte Suudi istihbaratıyla çalıştı. Bundan ve Suudi rejimini çok derin şeylerine vakıftı. Bundan da öldürüldü. Ben de daha bundan 5-6 yıl önce sormuştum ya senin Faysal'la bir bağın var mı? Yok dedi. O dedi İngiltere'de büyükelçiyken ben basın müşaviri olarak geçici bir müddet yanında çalıştım dedi. Sonra siyasete uzak olduğumu anladım. Zaten ben gazeteciliği çok seviyorum. Mesleğime tekrar geri dönmek için izin istedim ve ayrıldım gazeteciliğe. Tekrar mesleğime geri döndüm. Gazeteci bundan dolayı çok seviyordu. Ve ben aslında gazeteciliği siyasete tercih etmem diyordu. Daha önemli gazetecilik, daha büyük bir meslek, kıymetli bir meslektir diyordu. Başta da bunu ifade etmiştim zaten. Türk, kendini hep Türk görürdü. İstanbul'a geldiği zaman çok özlerdi. Sadece en büyük şeyi şuydu. Bir gün Turan Kayseri'ye gidelim, dedelerimin kaldığı yerleri görmek isterim. Onu yapamadık, gerçekleştirmedik. Üzüldüğüm noktalardan bir tanesi oydu mesela. Bu ukde olarak kalmış, evet. Bir tek bu var diyorsunuz. Evet. Peki buradan şununla devam edelim. Şimdi Kaşıkçı cinayeti 21. yüzyılın en korkunç, en karanlık cinayetlerinden birisi. Aradan geçen bir yıla rağmen ortada bir sürü soru işareti var. Sizin kanaatinizi de soracağım ama genel olarak baktığımızda
olayın aydınlığa kavuşması gereken çok tarafı var. Evet. Siz bir gün bu olayın bütün veçeleriyle aydınlığa kavuşacağına inanıyor musunuz? Şimdi şöyle, dün Cumhurbaşkanı'nın Washington Post'ta yayınladığı makale hakikaten çok her şeyi özetliyordu. Orada iki şeyi vurguluyordu Cumhurbaşkanı. Bir, 21. yüzyılda 11 Eylül neyse, Cemal Kaşıkçı olayı da o kadar mühim bir olaydır. Hakikaten dünya tarihine girmiş bir, artık girdi zaten diyebiliriz. Dünya ileride dünya tarihiyle ilgili kitaplar arasında 11 Eylül'ün yanı sıra Cemal Kaşıkçı cinayeti de orada yerini alacaktır. İkincisi, 11 Eylül dünya siyasetini nasıl değiştirdiyse, dünya düzenini nasıl değiştirdiyse, nasıl kuralları alt üst ettiyse Cemal Kaşıkçı olayı da benzeri bir şeyle yüz yüze. 11 Eylül'den sonra uluslararası hukuk, uluslararası sistemler alt üst olduğu kimse Birleşmiş Milletleri tanımamaya başladı. Amerika Birleşmiş Milletler'in siz ülkeleri işgal etmeye başladı, bombalamaya başladı. O zaman Birleşmiş Milletler'in yeri ne? Uluslararası kurumların görevi ne bu anlamda? Hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamıştı diyebiliriz. Cemal Kaşıkçı olayıyla birlikte bir cinayet bu. Uluslararası gündemi işgal eden, dünyanın ilgilenmesi gereken bir şeydi. Çünkü Cemal sadece Suudi Arabistan'ın değil, Orta Doğu'nun tanıdığı çok iyi bir gazeteciydi. Batı'nın çok yakından tanıdığı bir gazeteciydi. Amerika, Washington Post'a yazıyordu. Amerikan vatandaşlığı almak üzereydi, birkaç ay kalmıştı almaya. Suudi Arabistan vatandaşı ve Türkiye topraklarında öldürüldü. Bunları bir araya getirdiğinde aslında Cemal, dünya kamuoyuna neden bu kadar çok gündeme geldiğinin cevaplarını da burada bulabilirsiniz. Uluslararası kurumlar raporlar hazırlıyor ve bunun sorumluları yakalansın diyor, fakat birileri engel oluyor. Küresel güç dediğimiz, işte Amerika, bunlardan birisi Amerika. Trump, biz Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi bozmamak adına bu cinayeti işleyenleri sorgulamasına izin vermiyor. Fakat sorun şu, Sayın Trump'a şunu sormak lazım. Suudi Arabistan-Amerika ilişkileri Trump'la başlamadı. Hatta daha önceden daha kuvvetli ilişkiler. 11 Eylül ile birlikte Suudi Amerikan ilişkileri bir akamete uğradı. Fakat Trump'la birlikte daha farklı bir sürece girdi. Parasal ilişkiye girdi sadece. Siyasi diğer ilişkiler bir yana itildi. Parayı veren düdüğü çalar manasında. Ki Suudi medyası da öyle veriyor. Çünkü Suudilerin ilginç bir anlayışı var. Mesela bunu Washington Post'tan öğrenmiştim, oradaki birkaç yetkiliden. Şimdi Cemal'i Washington Post'a yazdığını biliyorlar. Suudi, aynı zamanda Suudi mantığını anlamak açısından da bu önemli. Parayla her şeyi halledebileceklerini öyle düşünüyorlar. Biz parayı verdik mi her şeyi hallederiz diye, çözeriz diye böyle bir bakış açıları var. Diyorlar ki Sayın Ekselansları, işte veliahta, Cemal Washington Post'ta Suudi Arabistan'ı eleştiren, sizin politikalı eleştiren yazılar yazıyor. Diyor ki haber verin, gazete deyin çıkarsınlar Cemal'i. Gazete arıyorlar, Cemal'i çıkarın diyorlar, o biz istemiyoruz onu. Niye yapıyor, biz diyor böyle bir şey yapamayız diyorlar. Peki size ne kadar para lazımsa onu verelim, çıkarın. Hayır diyorlar, para da istemiyoruz. Gidiyorlar bu sefer ekselansları, işte Washington Post kabul etmiyor, parayı bile verdik, ne kadar işte açın diyor paranın ucunu diyor, ne kadar istiyorlar verin, yine kabul etmiyor Washington Post. Bu sefer diyor ki Washington Post'u satın alın diyor. Kökünden çözecek. Gidiyorlar Washington Post'a, ne kadar eder gazete diye soruyorlar. Ciddi ciddi. Onlar diyor ki ya biz gazeteyi satma hedefimiz yok. Geliyorlar, ekselanslar diyorlar, gazeteyi de satmıyorlar. O zaman diyorlar ne yapalım, Cemal'i diyor o zaman ortadan kaldır. Böyle başlıyor süreç. Çok basit gibi, hani komplolara gitmeye gerek yok. Orta Doğu'daki zengin, şımarak ailelerin, çocuklarının uyguladığı yöntem bu coğrafyada. Ve kartlar çok açık oynanır. Kapalı değildir. Komplolara gitmeye gerek yok. Ona ihtiyaç da yoktur. Çünkü örneğin krala, herhangi bir diktatöre siz, efendim kravatınız size yakışmamış, daha iyi bir kravatı hak ediyorsunuz dediğiniz anda götürün bunu derler. Peki. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Peki bu coğrafyada bu olay yaşandı. Evet. Yaşandıktan sonra da tabii yankıları devam etti. Evet. Mesela benzer tırnak içinde kirli teklifler sizin karşınıza da geldi mi? Yani bu coğrafyada
hemen herkesin başına böyle olaylar gelir. Yani bize hani bu konuda susmamız, bizim aleyhimize haberler yapıldı, susmamız istendi. Farklı farklı teklif, benim mesela şu anda bunu Washington Post yazarlarından duyduğum birçok kişiden, bu sefer teker teker gazetecilere gidiyorlar, para teklifinde bulunuyorlar bu konuda yazmayın diye. Hatta Avrupa'da birçok gazeteci bu konuda para aldığını, para verildiğini ispatladı birkaç Avrupa'daki gazete. Ve gazetelerin satın alması gerektiği. Hatta Fransız AFP'yi satın almaya çalıştılar. Yeter ki bizim ajansımız kuvvetli değil, uluslararası bir ajans alalım, bizim aleyhimize haberler yapılmasın diye çaba sarf ettiler. Amerika'da farklı gazeteleri fonladılar. Uluslararası belli think tank kuruluşlarına para aktardılar. Bunlar hepsi yazıldı, çizildi bu bir yıl içinde. Şunu diyor, zaten Suudi Arabistan ona inanıyor. Ve Suudi gazeteciler şuna bile inanıyorlar. Biz parayla Trump'ı bile aldık diyorlar. İlginç bir şekilde. Yani şu an Suudiler, hatta ben birkaç gazeteciye sormuştum. Ya bu özgüveniniz nereden geliyor? Kardeşim dünyada para konuşuyorsa parayı koyduğun zaman herkesi satın alabilirsin. Para da bizde diyorlar. Neden diyor? Çünkü şu ünlü sanatçıyı şu kadar para verip getirtiyoruz. Odamızda bile özel dinliyoruz diyor. Şu ünlü ismi çağırıyoruz. Yani insan artık insana mal gözüyle bakıp işte satın alabileceği bir bakış açısı. Ve ilginçtir, dünyada güya bu düşünceye karşı olanlar bile bunu kabul ediyor. En ünlü, dünyanın en ünlü yıldızları dediğimiz insanlar bu para karşılığında gidip onların istediklerini yapabiliyor. Bugün bakın utanç verici olan şeylerden bir tanesi şu. Macron'u düşünün. Veliaht Selman'la bir uluslararası toplantıda karşı karşıya geliyor. Çünkü Fransa'nın susması karşısında silah alma teklifinde bulunmuş Suudi Arabistan. Onlar da kabul ediyor ve davayı Fransa'da fazla gündeme getirmemesi için çaba sarf ediyorlar. Birçok ülkede, Amerika'da da olduğu gibi. Silah satışı oluyor. Yani hani öyle bir kağıt imzalanıyor. Tabii bu bir rüşvet aslında. Fakat Macron bir uluslararası bir toplantıda Selman'a, ya ne oluyor sana? Neden konuşuyorsun hala? Biz sana televizyona çıkma demedik mi? Bu konuyu kapat, gündeme getirme diyor. Diğeri de gülüyor, tamam ya fazla uzatma. Bunu tamam bitirdik zaten, siz paranızı aldınız, daha ne istiyorsunuz benden falan diyor. Bu kadar aleni. Bu kadar aleni konuştu uluslararası bir toplum devlet lideri arasında, utanç verici bir şey. Ve Trump diyor ki, evet diyor, Trump açıkça konuşuyor. Trump hiçbir şeyin gizli, yani gizli bir şey yok. Evet diyor, biz para aldık, çıkarımızı düşünürüz biz diyor bizim için. Sayın Trump'a şunu sormak lazım. Evet doğru, Amerikan-Suudi Arabistan ilişkileri devam edebilir. Tıpkı bizim de bu cinayete rağmen ilişkilerimiz sürüyor. Bu tabii bir şey devlet. Ama burada cinayeti işleyen birileri var. Ve bu cinayeti işleyenin sorgulanması gerekiyor. Buna engel olunmaması gerekiyor. Trump'ın yaptığı şey bu. Ve uluslararası kurumları engellemeye çalıştığı nokta da burası. Bu soru çok önemli. Bu soruya kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Tamam. Tam bir yıl önce Washington Post yazarı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda evlilik işlemleri için girdiğinde dışarıya sağ çıkamadı. İmzanın birinci bölümünde ayrıntılı olarak bunu konuştuk. Aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turan Kışlakçı, Türk-Arap Medya Derneği Başkanı, biz başka özelliklerini de biliyoruz Turan Bey'in ama şu anda Türk-Arap Medya Derneği olarak o ilk günden itibaren bu olayı dünya kamuoyuna siz mal ettiniz, siz takipçisi oldunuz. Bizim gazetecilik kuralıyla fikri takip konusunda üzerinize düşeni bir hakkın yaptınız. Evet. Tam bu cinayet ve para ilişkisini konuşuyorduk. Evet. Trump'ın bu işi son derece normal ve alenileştirdiğini konuşuyorduk. Evet. Orada reklamlara gittik. Aynı yerden devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı dünkü makalesinde buna da işaret vardı. Cemal Kaşıkçı ve 11 Eylül olayları dünya sistemini değiştirdiği gibi kurallarını da değiştirdi. Fakat neden? Çünkü bu olayın üzerine gidilmedi. Bu olaya çözümler sunulmadı. Uluslararası kurumlar bunda yetersiz kaldı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın sık sık ifade ettiği şey de zaten bunun temeli oluyor. Dünya 5'ten büyüktür. Çünkü eğer bu 5 devlet
istediğini dünyada yapabiliyorsa, o zaman katliamları istediği zaman izin verebilir, istediği zaman engelleyebilir. Bu manaya geliyor ki Amerika'nın Orta Doğu'da yaptıkları ortada, Latin Amerika'da yaptıkları ortada, Filipinler'de yaptıkları ortada, Amerika'da, Afrika'da, Fransa'nın, diğer ülkelerin yaptıkları ortada. Bunun dışına çıkmak gerekiyor. Küresel güçlü bir sisteme ihtiyaç var bugün dünyanın. Ulusal hukukun bittiği bir çağdan bahsediyoruz. Uluslararası sistemin çöktüğü bir asırdan bahsediyoruz. Bence bugün üniversitelerde, hatta ben şunu ciddi ciddi son birkaç yıldır savunuyorum. Uluslararası ilişkiler bölümlerinde artık idealist düşünce, realist düşünce, faydacı düşünce yerine bence yeni küresel sistemin nasıl olması gerektiği üzerine konuşmak gerekiyor. Çünkü artık idealist düşünce kalmadı, realist düşünce de kalmadı, faydacı düşünce de kalmadı. Artık o Batı'nın o geçmişte inşa ettiği uluslararası ilişkiler teorilerinin yerine kendi uluslararası ilişkiler teorilerimizi geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Dünyanın buna ciddi ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bunu yapmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı o dünyada dünya beşten büyüktür sloganı da bunun temeli olabilir. Buna yönelik uluslararası ilişkiler uzmanlarımızın, hocalarımızın, üniversitelerin bununla ilgili ciddi çalışma yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu da bir nokta olarak, arada parantez olarak zikredeyim. Burada dünyanın geldiği noktada öyle bir çağdayız ki, şimdi siyasetin bittiği bir çağ. Artık siyaset üzerinden işler konuşulmuyor, paylaşılmıyor. Ne sosyolojik ne felsefik bir zaman Avrupa'dan bahsettiğimiz zaman felsefi, bütün siyasetin altında bir felsefe vardı. Demokrasi denildiği zaman bunun altyapısında bir güçlü bir felsefe vardı. Veyahut da Batı felsefesinden bile bahsettiğinizde işte Kant'lardan, Nietzsche'den, Heidegger'den, İşte Foucault'dan, birçok düşünürden bahsederdiniz. Ama şu anda artık düşünürler üzerinden konuşmuyorsunuz dünya. Para, silah üzerinden konuşuyorsunuz bütün olaylar. Ve Batı bütün ideallerini, bütün o küresel idealler dediği, küresel değerler dediği değerleri çiğnemiş durumda. Başta Amerika bunu çiğdi Bush döneminde. Şimdi Batı da bunu paramparça ediyor. Küresel değerler diye bir şey kalmadı. Ve dünyanın şu anda geldiği noktaya bakın. Şu an Çin'den tutun, Japonya'dan tutun, Afrika'ya, bütün dünyada. Bütün dünya şu anda para üzerinden, ekonomik kriz ve dünyanın gidişatının nereye gideceği üzerine konuşuyor. Sadece Türkiye açısından bakmayın. Dünyanın her yerinde benzeri bir sorun var. Ve bunun yanı sıra bu beraberinde şunu getirdi. Dünya büyük bir sosyolojik kırılma da yaşıyor. Bugün toplumlara bakın, büyük bir değişim yaşamış durumda. Tabii bunun teknoloji de var bunun altyapısında ama asıl şey burada başlıyor. Çünkü siyaseti, felsefesini, teolojisini kaybeden bir dünyadan bahsediyoruz biz. Her şeyin parayla ölçüldüğü, devlet liderlerine para karşılığında istediğini yaptırabildiğiniz bir çağdan bahsediyoruz burada. Trump, Suudi Arabistan'ın yetkililer, bunu, yani düşünün gazeteciler bunu çok rahatlıkla konuşabiliyor. Biz Trump'a parayı verdik mi? İstediğini söyletiniz yani. Parayı veren düdüğü çalar diye bir kitap aslında vardı. Aslında Trump'ın… Susan Sander diye, evet, İngiliz bir kadın gazetecinin Soğuk Savaş döneminde parayı veren düdüğü çalar diye güzel bir kitabı vardı. Bugün aynı şey devam ediyor. Bu korkunç, bu utanç verici bir şey. Umarım bundan derhal dünya geri döner. Biz Amerika'dan, Trump'tan şunu istemiyoruz. Suudi Arabistan'ın ilişkilerini boz demiyoruz. Biz bu cinayetin sorumlularının yargılanmasını istiyoruz. Peki. Orayı özellikle soracağım. Bununla ilgili açılması gereken bir uluslararası ceza davası var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın makalesini ben de okudum. O da işin siyasi tarafından ziyade adli tarafının, evet, bir an önce araştırılmasıyla ilgili bir telkinde bulunuyor bu yazısında da. Ve Suud tarafında bir çeteyi işaret ediyor. Evet. Bu konularda da sizin özellikle kendi bilginizi, deneyiminizi soracağım ama son olarak o cinayet tarafını tekrar hatırlatıyor olacağım ama ispat edilmiş veya ispat edilmemiş taraflarıyla cinayetin nasıl işlendiği şu anda sizin zihninizde bir bütün olarak var mı? Şöyle diyeyim, şimdi olay iki nakıs yön var bu olayda. Bir, adli adalet yönü henüz tamamlanmadı. İkincisi, Suudi Arabistan henüz bu olayı tam üstlenmedi. Dikkat edersen Muhammed Bin Selman geçen sorumluluk bende dedi. Ama ifade şu. Suudi Arabistan'da 20 milyon nüfus var. 3 milyonu devlette muvazzaf, yani memur. Hı hı. Ben bu memurları nasıl yönetebilirim? Bir devlet başkanıyım. Ama
buna rağmen benim ülkemden bu muvazzaflardan birileri bunu işlettiği için ben sorumlu üstleniyorum dedi. Hı hı. Kendisini buna dahil etmeden bunu gündeme getirmesine sebebi neydi? İki yön var. Bir, Cemal Kaşıkçı ruhu Suudi Arabistan'ın üzerinde dolaşıyor şu anda. Suudi Arabistan'ın peşini asla bırakmayacak. Çünkü bu küresel bir olay, dünya tarihine mal olmuş bir olay ve Orta Doğu halklarının sevdiği bir insan katledildi. Bu anlamıyla o ruh Suudi Arabistan üzerinde hep duracak adalet yerini bulmadıkça. İkincisi, bu yarın büyük ihtimalle birkaç gün içinde açıklanacak. Bu olay artık Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir konusu haline de geliyor. Evet. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin konusu haline geldi mi, Uşu, orada o yargılanan kişiler artık oraya da götürülebilir. Yargılanacak Muhammed Bin Selman da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürüp yargılanacak bu konuda. Siz bunu bekliyorsunuz. Bunu bekliyoruz çünkü bununla ilgili raporlar hazırlandı ve yarın büyük ihtimalle açıklanacak diye bekliyorum. Aldığım bilgiler bu yönde. Cumhurbaşkanı da zaten bu iki nakıs yöne işaret. Bir adli yön, adalet. Bu konuda artık adaletin yerini bulması gerektiğini. Ve ikincisi olayın bütün vuzuh yönlerini. Mesela sonda üç soru soruyor Cumhurbaşkanı. Bir, tamam hadi kabul ediyorsunuz cinayeti. Peki ceset nerede? Nerede? Evet, bilemiyoruz onu. Cesedin parçalandığından artık Türk istihbaratı ve polisi çok başarılı bir şekilde olayı bütün yönleriyle vazıh bir şekilde ortaya koydu. O zaman istihbarat örgütleri bu işe vakıflar. Vakıf ve her şeyi biliyorlar. İkincisi, Türkiye'nin elinde olan kasetler, kayıtlar içinde bütün şeyi barındırıyor zaten. Olup biten her şeyi ortaya koyuyor. Bunlar Birleşmiş Milletler'e, dünyanın farklı liderlerine dinlettirildi. Suudi Arabistan'dan gelen heyete de dinlettirildi bunlar. Ve ilginç olan şey şu, Cemal öldürdüğü gün o bir ay içinde, 2 Mayıs içinde yani 2 Ekim'de öldürdü, 30 Ekim'e kadar sürede Suudiler her gün farklı bir söylemle çıktılar. Mesela 2 Ekim'de öldürdüğünde biz 3 Ekim'de şu duyuru yaptık, Cemal içeride mutlaka serbest bırakılması gerekiyor diye biz çünkü öldürüldüğünü bilmiyorduk. Suudi Büyükelçiliği dikkat edin o dönemde Twitter hesabında, konsolosluğun Twitter hesabında şunu yayınladılar. 3 Ekim'de yine Selman televizyonda yaptığı bir konuşmada Cemal Kaşıkçı arka kapıdan çıktı dedi. Bakın veliaht diyor bunu. 4 Ekim'de konsolosluk kendi Twitter hesabında şöyle bir şey paylaştı. Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu binasından çıktıkları sonra ortadan kaybolduğuna dair basın yayın organlarında yer alan haberleri takip ettiğini. Yani Cemal çıktı, ne olduğunu biz bilmiyoruz. Sonrası artık İstanbul sokaklarında arayın diye. Hatta böyle dalga geçiyorlardı medyayla. 6 Ekim'de Suudi Konsolosu bütün dünyanın göz önünde Reuters'ı çağırarak Reuters'ı konsolosun içine sokup bakın odalarda yok, dolapların kapılarını açıyor, işte bakın dolapların içinde yok. Bütün dünyayla dalga geçtiler resmen. Ve Reuters da buna alet oldu maalesef. Dünyanın uluslararası ajansı da buna alet oldu. Fakat daha sonra 7 Ekim'de Cumhurbaşkanı açıklamaları ve 7 Ekim'de yine bizim bir açıklamamız olmuştu. Biz Cemal'in öldürdüğünü 7 Ekim'de ilan ettik bütün dünya. Ankara'dan ve birçok yerden aldığımız kaynaklardan bilgiler çerçevesinde onu duyurmuştuk. Ve sonra süreç adım adım işte Suudi Arabistan medyası önce bunu Türkiye yıktı. Cemal arka kapıdan çıktı, Türkler onu öldürdü. Suudi Arabistan'ı yıkmaya çalışıyorlar. Daha sonra bizim polisin ve istihbaratın başarılı operasyonuyla gelen heyet, kimlerdi bu ekipler? 3 ekip geldi. 3 ekip hangi uçaklarla geldi? Ne yaptılar? Pazara kapalı çarşıya gidip neler satın aldılar? Çantalar satın aldılar. Çünkü ceset parçalanacak, çantalara konulacak. Testere alınıyor. Kesici aletler satın alınıyor. Ve konsolosluğa öyle gidiliyor. Hepsinin resimleri teker teker ortaya çıkarıldı. Bu çok başarılı bir şey, bir operasyondu. Bütün İstanbul'daki kamera kayıtları incelenerek ortada konulan bir şeydi. Bu anlamda takdir edilecek bir şey. Ve daha sonraki süreçlerde Suudi yetkililer beni arıyor. Bazı gazeteciler tanıdığım, yani çünkü birçoğunu tanıyorum gazetecilerin. El Arabiya'dan tutun, Suudi medyasının birçoğuna kadar. Birçoğuyla dostumuz vardı. Hatta aleyhime haberler bile başladığında, ya kardeşim bu haberi ne yapıyorsunuz? Bunu asıl astarı yok benimle ilgili yaptığını. Şöyle diyor, ya biz yapmıyoruz ki Turan bize yapın diyorlar. Biz de mecburuz, çalışıyoruz burada diyor, yapıyoruz diyorlar bu haberi. Ve
O sırada Suudi medyasını arıyorlar. Ya Türkiye'nin de gerçekten kasetleri var mı? Ben dedim kasetlerin ötesinde her şey var diyorum. Korkutmaya çalışıyorum onlar. Onlar tabii inanmıyor Türkiye'nin elinde bu bilgilerin olduğuna. Sonra bilgiler teker teker ortaya çıkınca mecburen itiraf etmek zorunda kaldı. Evet, öldürdü. Önce şeydi, kalp krizinden öldü dediler. Sonra yok, orada gelenlerden birisiyle çakıştı. Boğazını sıkarken Cemal kalp krizi geçti, öldü. Sonra farklı en sonunda evet kesildiğini, öldürdüğünü, gelen heyetim onu yaptığını itiraf ettiler. Ama krallığın dışında olduğunu söylediler. Fakat daha sonra olaylar şunu gösterdi. Gelen ekip, şimdi Muhammed bin Selman'ın bu dün yaptığı itiraf, hani sorumlu üstleniyorum diyor ya, 3 milyondan ama gelen 3 milyon muazzaftan, 3 milyon muazzaf arasından değil bu insanlar. Bu senin gelen dar halkan. Yani gelen 15 kişi ve orada olan 5-10 kişi, bunlar birbirle telefonlaşıyor. Bunlar Muhammed bin Selman'ın, veliahtın çok yakın dostları, çok yakın arkadaşları. İşte burada bütün ekip, ilk ekipte kimler var, ikinci ekip. İsimlerin hepsine bakın. Kraliyet muhafızı, Kraliyet Hava Kuvvetleri mensubu, Kraliyet Muhammed bin Selman'ın koruması, adli tıbbın başındaki adam, daha birçok kişi. Bütün hepsi. Bu ekiple ilgili şu anda bizim ve dünya kamuoyunun bildiği nedir? Bu ekip şu anda ne durumda? Muamma. Şimdi deniliyor ki mahkemeleri sürüyor, mahkemeye çıkıyorlar. Onlarla ilgili işlemler yapıldı. İşte idam kararı verildi 5 kişi. Ve hangisine idam kararı verildi şunlardan mesela? Mutlaka şurada kabilesi meşhur olmayan 2-3 kişi vardır. Onlarla ilgili bir. Peki bu diğer Kahtani ne olacak? Ahmet Asiri ne olacak? Ki buradan... Tekrar bir görebilir miyiz o fotoğrafı? Buyurun. Şöyle bir tekrar evet. Görelim aslında. Şurada evet. Ekip, asıl baştaki Kahtani, sosyal medyayı yöneten bütün kirli işlerin başındaki adam, direkt Muhammed bin Selman'ın birebir yardımcısı, veliahtın yardımcısı. Şimdi bu hala tweet atıyor. Ana o baştaki bu... çuvala sığmayan bir mızrak, ve buradan, fahş olmuş bir olay var kesinlikle karşımızda. Kesinlikle ve ilginç buradan... Şu mesela, tweet at, buradan telefonla bağlanıyor Kahtani'ye, konsolosluktan. Cemal şu anda elimizde, ne yapalım diyor. Şu herif de şunu söylüyor, kafasını getirin bana diyor. Böylesi bir vahşet. Bir vahşet. Yani tarihte benzeri yok. Tarihe bakın, en büyük barbarlıklar Roma döneminde işte aslanların önüne atılan insanlar veyahut da kaza oturtulan insanlar. Fakat biz bunun daha vahşi ve barbarcası. Barbarlığın da barbarlığı olabiliyor demek ki. Bir insanı insan kesiyor, biçiyor, derisini yüzüyor, kafasını alıp gidiyor. Diğer parçaların bazıları eritildi, bazıları ne olduğu, henüz bununla ilgili elimizde bir şey yok. Biz de onun için soruyoruz hala. Cumhurbaşkanı'nın sorduğu soruyu. Ya Cemal'in cesedi nerede? Her insan gibi Cemal'in de bir mezar hakkı var. Cemal'in bir mezarının olmasını istiyoruz. Peki burada, talebimiz buydu baştan beri. Burada başka bir cinayeti daha sormak istiyorum. Evet. Tam bu olayın işte seneyi devriyesini yaşayacağımız evet. Günlerde Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması General Abdülaziz Fagım bir başka cinayete muhatap oldu. Böyle bir evet, cinayetle yaşandı 2 gün önce. Bu oradaki cinayetle bu olayın bir İlliyetini kuruyor musunuz? Ben bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Tabii onun detayları zamanla ortaya çıkacak. Şimdi Kuveyt'teki kabilelerle Suud'daki kabileler birbirle bağlantılı. Kabileler birbirle ilişkileri var. Onun için Suudi Arabistan'da bazen bilgi alamıyorsanız Kuveyt medyasına bakın derim. Kuveyt medyası çünkü oradaki aile bağlarından dolayı daha farklı haberlere ulaşabiliyor. Bu olay olduğunda Kuveyt medyasında mesela şunlar dile getiriliyor. Kral Selman'ın en önemli 4 koruması şu bir ay içinde öldürüldü. Geçen gün 2 kişi öldürüldü. Şimdi sarayda oluyor olay. Birinci koruması asıl yaveri ve yıllardır kralla birlikte olan adam öldürülüyor. Fakat önce haber şöyle çıkıyor yine her zamanki gibi. İntihar etti. Sonra yok birisi öldürdü. Onu öldüren de öldürüldü. Onu öldüreni kim öldürüyor, niye öldürüyor? Ve bütün korumaların olduğu yerde oluyor bu olay. Neden Kral Selman'ın koruması? Çünkü Kral Selman bugün bence ya ilginç olan olayın olduğu saatlerde
Başka bir koruması kralın Fas'ta tatilde, o da otelinde o ölü bulunuyor. El-Şuaybi adında birisi. O da Fas'taki otelinde olur. Kral Selman'ın şu anda koruması yok. Ve bence Kral Selman şu anda güvende değil. Onun güvene alması gerekiyor ve korunması gerekiyor. Ben hayatından endişe ediyorum Kral Selman'ın. Ve bu Cumhurbaşkanı'nın işte makalesine ifade edilen o çetenin ülkeyi farklı, Cemal'in de zaten şikayet ettiği nokta oradaydı. Bu MBS ve ekibi, bunlar toy çocuklar, bunlar siyasetten anlamıyorlar ve bunlar ülkeyi böldürecekler diyordu. Birileri bunu kullanacak, bunların başında İsrail geliyor. İsrail bunları kullanıp atacak ama bu coğrafyayı tarumar ettikten sonra diyordu Cemal. Peki bütün bu yaşananlar özellikle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini nasıl etkiledi? Bu olaylardan sonra Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri nasıl bir seyir takip etti? Şimdi Türkiye şunun farkına vardı. Cumhurbaşkanı makalesine dikkat edin. Orada şunu belirtiyor Cumhurbaşkanı. Bir diyor, bu olayın biz Sayın Kral'la, Kral Hazretleri'yle halkı bu olaydan beri tutuyoruz. Hakikaten bence de öyle. Biz de ilk yaptığımız açıklamalarda aynı şeyi işaret ettik. Çünkü Kral bundan bir haber. Ve ilginç, şu ana baş yaverin öldürülme sebeplerinden bir tanesi de şu. Kral Selman son bir aydır MBS'nin yerine ülkede işlerin yanlış gittiğini, yanlış yönlendirildiğinin farkında ve MBS'yi değiştirmek için bir çaba içinde. Kardeşini mi abisini yapmak için, veliaht yapmak için bir çaba sarf ediyor. Bu MBS'nin kulağına gidiyor böyle bir haber. Bunu kim acaba babama ülkede bazı şeylerin yanlış gittiğini kim söylüyor diye araştırıyorlar. Yaver'e geliyor. Yaver'in onu yönlendirdiği ve ona ülkede MBS'nin yanlış yaptığını, anlattığını haberi alınca buna ölüm emrini veriyor. Ve sarayda direkt öldürüyorlar bunu. Ve bu şu anda bütün Arap dünyasında konuşulan konulardan bir tanesi, ana konulardan bir tanesi. Bu şu, saray içinde kavga hala sürüyor, devam ediyor. Ve ben kralın baş yaveri öldürdükten sonra şuna, onun da akıbetinden korkuyorum. Ya farklı bir şekilde tutulacak o, hani yine eğer kendisi kral olamayacaksa, başka bir yöntem yoksa onu bir şekilde tutacak. Ama kral olmanın yolunu bulduysa derhal babasını bir şekilde öldürüp kral olacaktır. Yakında her şey bunu gösterecek. Olup bitenler bunu çok bazı açık bir şekilde ortaya koyacak. Önemli bir tespitte bulunuyorsunuz. Buradan şuna gelelim. Şimdi esasen 2 Ekim yarın. Yarın sizin bu sene-i devriyede Türk-Arap Medya Derneği olarak yaptığınız son derece önemli uluslararası konukların da yer aldığı bir etkinliğiniz var. Evet. Bu etkinlikle ilgili neyi amaçlıyorsunuz, nasıl bir program olacak diye böyle kısaca bir özetleyebilir misiniz? Biliyorsunuz Cemal Khashoggi olayı olduğu günden beri bunu bu olayı örtbas etmek için Suudi Arabistan az önce ifade ettiği ciddi paralar savurdular bu anlamda. Ciddi dünya medyasına para yağdırdılar bu anlamda. Türkiye'de de birçok medya para verdiğini biliyoruz. Londra üzerinden belli gazeteler, şu anda İstanbul'da çıkan gazetelere para verildiğinden haberimiz oldu. Yeter ki bu olayı farklı mecralar çekin. Şu anda İstanbul'da bulunan ya Londra'da bulunan belli gazete sahipleri. Orada ne kadar para aldıklarıyla ilgili de bilgiler var. O da gazete, çok önemli. Burada da çok önemli çok, bir şeyin altını çiziyorsunuz. Burada o gazete yöneticisi şunu bilsinler. Araplar paranın gücüne inandıkları için sizi parayla satın alırlar, istediğini yaptırırlar. Ama yarın bunu ifşa ederler. Siz de rezil olarak kalırsınız ortada. Yani, bunu bilin. Parayla da satarlar diyorsunuz. Parayla da satarlar. Yarın atarlar ortaya sizi leş gibi böyle. Arap dünyasında hep bunlar vaka. Orta Doğu işte bataklı denilen şey belki bu. Yani üstten baktığında Orta Doğu'nun kendisi bataklık değil. Fakat siyasetinin döndüğü bir bataklık var. O bataklığın içine girdiğinizde siz de orada kirlenirsiniz. Siz oradan oradaki o bataklığın içinde kendinizi kurtarmaya çalışırken daha da kötü batar gidersiniz. Burada bir cinayet var, katliam var ve size bunu örtbas etmek için ve hükümeti, AK Parti hükümetini Cumhurbaşkanı eleştirmeniz için size para veriliyor ve siz bunun karşılığında bu parayı alıyorsanız bu bataklığın içine girmişseniz daha kirli ilişkilerin içindesiniz demektir. Daha farklı sonuçlar çıkacak. Ve bunu onlar çekinmeden divanla da anlatırlar. Ya gittik Londra'da bir tane işte Türk gazete sahibi vardı zavallı diyor. Ona çıkardık şu kadar para verdik. Erdoğan'a eleştir dedik diyor. Bunu konuşuyorlar, divanlarda konuşuyorlar. Evet o burada alıyor gazetesini devam ettirebilir ama bunun daha ötesi de konuşuluyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Orta Doğu'da
bu tarz şeyler çok açık ve vadı bir şekilde. Biz de bu unutulmasın. Bakın bir yıl oldu. Evet, Cumhurbaşkanı da aynı şey. Biz bu işin peşini bırakmayacağız diyor. Bütün olay aydınlatılıncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağız diyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yolunda aynı şeyi ifade ediyoruz. Türk Arap biz medyacı olarak aynı şeyi ifade ediyoruz. Biz de bu olayı daha açık bir şekilde bütün detaylar ortaya çıkınca kadar bekleyeceğiz. Birincisi cesedin nerede olduğu söylenmeli. İtiraf ettiler. İtiraf ediyorsanız o zaman bizim tek istediğimiz şey cesedi. Uluslararası hukukla ilgili hukukçular ilgilensin o konuyla. Biz bir medyacı olarak görevimizi ifa ettik. Dünyanın gündemine geldi bir konu. Ve şimdi de cesedini istiyoruz. En azından ailesi ve dostları, biz hem dostları olarak da onun bir mezarının olmasını istiyoruz. Yarınki programla ilgili biraz ayrıntı verecek evet, misiniz? Yarında dünyanın farklı Avrupa'dan, Birleşmiş Milletler'den, Washington Post'tan, Arap dünyasından çok ünlü gazeteciler, Cemal'i anmak için burada olacaklar. Saat 1'i çeyrek geçe anma programı Cemal'in şehit edildiği vakitte Suudi Konsolosluğu'nun önünde büyük bir anma töreni düzenleyeceğiz. Dünyanın farklı, bütün dünya medyası buradan, Tayvan'dan tutun, Çin'den tutun, Japonya'dan tutun, Latin Amerika, Afrika'ya kadar bütün medya buna ilgi gösteriyor. Herkes şu anda burada, yarın burada tekrar Cemal'i anacağız. Ve bu anlamda da dünya medyasına teşekkür ediyorum. Bu konuda hiçbir zaman verdiğimiz haberleri olduğu gibi yayınladılar, verdiler. Bu da Cemal'in olayının dünyaca duyulmasına vesile oldu. Yarın medya yine terk etmedi, yine burada. Bir yıl sonra yine buraya geldiler. Şimdi yarın buradan bütün dünyaya sesleneceğiz. Peki son sorum şu olsun. Bunun böyle her seneyi devriyesinde dünyaya tekrar hatırlatmasının ötesinde daha kalıcı, o mekanda rahmetli Cemal Kaşıkçı'nın anısına mesela bir müze, bir bu olayı daha da kalıcı kılacak bir başka anıt olması konusunda bir çalışmanız var mı? Evet, bizim şimdi Suudi Arabistan konsolosluğu o bina, onu almak için biz hala çaba içindeyiz. Oradan çıktı zaten konsolosluk. Orayı Cemal'in anısına bir müze yapma hedefimiz var. Planlarımızı da yaptık nasıl olacağıyla ilgili. İnsanların gelip orada düşünebilecekleri, aynı zamanda dünya medyasının da ana merkezlerinden birisi, dünyadaki şehit olan bütün medya mensupları için de orasının bir merkezi olacak. Fakat Cemal'in adına kurulacak orası. Şu anda Suudi Arabistan konsolosu o binayı satmıyor, vermiyor. Boş tutuyor öyle. Fakat biz yarın itibariyle, bu akşam itibariyle oraya bir anıt koyacağız. Cemal'in doğum tarihi, vefat tarihi, ismi ve şehit edildiği mekanı işaret eden böyle bir anıtımız olacak orada. O anıt yarın itibariyle artık orada. Fakat o binada bize, biz onunla ilgili hazırlığımızı da yaptık. O binayı alıp Cemal adına bir müze yapmak istiyoruz. Bu çabamız da devam ediyor şu anda. Ben hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Gerçekten de rahmetli Cemal Kaşıkçı'nın da bize hatırlattığı, gazeteci olmanın böyle bir sorumluluğu var. Bizde de televizyonculukta logo konuşmaz prensibi esastır aslında. Kesinlikle. Son yıllarda unutmuş olsa bile belli evet. Meslektaşlarımız. Aslında Cemal Kaşıkçı'nın da paylaştığı o tweetlerde bu esasa son derece saygılı olduğunu siz çok Kesinlikle. Yakın dostu olarak tekrar altını çizmiş oldunuz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Amin. Son sözlerinizi alarak bu akşamki bu program da aslında bir anmaya vesile oldu. Bu programı kapatmış olalım. Evet, yani başta söylediğim Cemal'in bir sözü vardı. O sözü tekrar hatırlatayım. Hep beni etkileyen bir söz. Sözünü söyle ve git. Tarih ne der, insanlar ne der ona bakmadan sözünüzü söyleyin. Doğru olduğuna inanıyorsanız bırakın sözünüzü bir yere. O etkisini bir sonraki nesilde doğruysa bulacaktır mutlaka. Ve Cemal'in de sözleri Orta Doğu'da Arap Baharı'nı başlatan o gençler ki bunlar hiçbir ideolojiye, bir şeye mensup değildiler. Sadece özgürlük, ekmek, onur diyorlardı. Özgürlük ve onur peşinde olan halklar tekrar Cemal'i kahraman yapacaklardır, bayraklaştıracaklardır. Gelecek 21. yüzyıl sonu veyahut da 22. yüzyılda Cemal bu coğrafyanın ana sembollerinden biri olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Türk Medya, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'yla sözünü söyledi ve gitti diye nitelendirdiği rahmetli Cemal Kaşıkçı'yı konuştuk. Bir yıl önce, 2 Ekim 2018'de İstanbul'da Suud Başkonsolosluğu'nda şehit edildiği günü anmış olduk. Yarınki etkinliğin de bütün ayrıntılarını Turan Bey vermiş oldu. Haftaya imzada bir başka konukla bir başka konuyu masaya yatıracağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz.